Ping. Oyun modu aktive edildi. Vay. Babacığım, robot için daha fazla jeton lazım. Bu oyun ne? Bu yepyeni bir sanal gerçeklik oyunu. Yani oyunu sadece ekranda izlemiyorsun, oyunun içine giriyorsun. İçine mi? Baba, bunu denememiz lazım. Tamam, ne bekliyoruz o zaman? Hey! Evet Kayu. Bu oyun uzak gelecekte geçiyor. Evet, evet, evet. Çok yakından geçti bu. Nasıl bir şey Kayu? İnanılmaz bir şey. Hey, ödül bölümündeki robot bu. Selam robot, buradayım. Hoş geldin Gezgin. Seviye atlamak için bitiş çizgisine en hızlı şekilde ulaşman lazım. İyi şanslar. Ama peki ne? Hazır ol Kayu. Diyorsun. Bu neydi ya? Wow, roket çizmelerini almışsın. Roket çizmeler mi? Başardım. Harikaydın Kayu. Gerçekten öyleydin ve yeni şampiyonumuz olarak işte ödülün. Görev başarıldı. Çocuklar, bildiğiniz gibi okulda her sene bayram kutlamalarımız için gösterilerimiz olur. Bu sene gösterimizde farklı farklı
kültürlerin geleneklerini öğreneceğiz ve tanıyacağız. Ama Noel kutlamasını biliyoruz. Evet Kayu, ama herkes Noel'i kutlamıyor ki. Daha çok farklı kış kutlamaları var. Mesela Hanuka ve Kwanzaa. Lütfen bu senaryoları alın ve ailenizle beraber evde okuyun. Hanuka'nın gösteriye dahil olduğuna inanamıyorum. Hanuka, Bayan Martin'in anlattığı konu değil miydi? Evet, bak bu Davud'un yıldızı, Museviliğin sembolü. Hanuka, Noel ile yaklaşık aynı zamanda kutlanıyor. Ama sadece bir gün hediye almak yerine biz 8 gün alıyoruz. 8 gün boyunca hediye mi? Vay! Baba, baba! Noel dışında kutlamalar da olduğunu biliyor muydun? Okulda bununla ilgili bir gösteri olacak. Ne eğlenceli. Dünyada her kültürün farklı farklı bayramları vardır. Hadi hep beraber bunları öğrenelim ve gösteriye hazırlanalım. Yay! Hanuka'nın ilk günü Museviler bir mum yakarlar. Ve sonra 8 gün boyunca buna devam ederler. Çünkü Museviler krallarını yendiklerinde menoralarını sadece bir gece yakabilecek yağları vardı. Ama 8 gece boyunca menoraları yanmaya devam etti. 8 gece? Nasıl? Bir mucizeydi. O yüzden kültürümüzde Hanuka'nın diğer ismi Işık Festivali. Baba, biz de 8 gün hediye alabilir miyiz? Bak Kayu, bayramlar sadece hediyeler için değildir. Bütün bu farklı bayramların birleştiği ortak değer, sevgiyi ve iyiliği, sevdiklerin ve ailenle beraber hep birlikte kutlayabilmektir. Ama hediyeler de iyi tabii. Evet çocuklar, vakit gelmek üzere. Heyecanlanmayın, sakince okuyun ve bence en önemlisi eğlenin. Kwanzaa 1966'da başladı. Sezonun ilk hasadını kutlamak için ve Afrika kültüründen gelenler kutlarlar. Şarkılarımızı söyleyip danslar ederiz. Hediyeler verip özel kinara mumlarımızı yakarız. Gangchi Festivali yılın en kısa gününde kutlanır. Sonra günler uzar ve dünyaya daha çok pozitif enerji getirir. Ve pirinçten yapılmış o özel tatlımızdan yeriz. Adı Tangyuan. Yum! Hanuka'da 8 gün boyunca her akşam bir mum yakarız ve birbirimize hediyeler veririz. Şarkı söyleriz ve o eski oyuncaklarla oynarız. Topaç! Noel'de biz İsa'nın doğumunu kutlarız. Birbirimize hediyeler verir, arkadaşlarımız ve ailemiz için müteşekkir oluruz. Bayramlar bizleri bir araya getirir. Aile, dostlar ve yardıma ihtiyacı olanlar. Ve de herkes aynı bayramı kutlamıyor olmuş olsa da paylaştığımız çok ortak nokta değerler vardır. Bayramların ortak noktası iyilik, sevgi ve arkadaşlık ve hediyeler. İyi oynamış olan var mı? Daha değil. Yenisi mi çıktı? Nasıl yani? Evet,
Yenisinde dinozor kemiklerini gömüyorsun. Sonra kemikleri birleştirip dinozorun iskeletini yapıyorsun. Çok acayip. Annem bugün beni harçlığımla almaya götürecek. Çok heyecanlıyım. Biz de. Belki beraber gideriz. Kayu? Oo, bence ben gelemem. Benim hiç param yok ki. Acele et bence Kayu. Yoksa kalmayacak. Anne, baba, bir oyun için paraya ihtiyacım var. İyi Kayu. Ama biliyorsun para ağaçta büyüyen bir şey değil. Para kazanabilmeyi öğrenmen lazım. Nasıl yani? Şöyle, sana istediğin şekilde harcaman için harçlık vereceğiz. Sen de bunun karşılığında bize evde yardımcı olacaksın. Paranı kazanacaksın. Peki, ne yapmam gerekecek? Bir düşünelim. Başlayalım. Dur! Yavaş! Yavaş! Peki Kayu, bakalım bu hafta ne kadar kazanabilmişsin? Yeterli mi? İyi mi? Evet Kayu, aferin. İkimiz de seninle çok gurur duyuyoruz. Evet. Dig and build. Hadi ama, hadi ama. Çabuk anne, yoksa hiç kalmayacak. Tamam, tamam. İşte, en sonuncusunu aldık. Hemen gidip almalısın Kayu. Başardım. Ağaçtan ağaca aynı bir maymun gibi atlayacağım. Maymun dansı.
Hadi tırmanalım. Karın ve bacaklara bağlanan bu kemerlere kuşam denir. Sizi iplere ve ağaca bağlayarak düşmenizi engeller. Billy, ben oradaki o büyük ağaca tırmanacağım. Ben de şuradaki en yüksek ağaçtan uçmayı deneyeceğim. Ben senden daha hızlı uçacağım. Bence hayır. Caillou, Clementine, lütfen dinleyin. Evet, ilk ne yapmak istiyorsunuz? Aslında ilk oradan başlayabiliriz. İyi de o bebekler için Leo. Öyle. Sadece pratik için. Böylece büyük olan da daha hızlı olabiliriz. Seyret Billy. Clementine'dan daha hızlı yapacağım. Dikkat et Caillou. Yeah! Yuhuu! Bu bayağı yüksek. Yo. Hiç de değil. Merak etme Leo, ben buradayım. İşte birer birer adım atmaya devam. Başardım. Çok iyiydi Leo. Ve şimdi sırada büyük ağaçlar. Ne kadar yüksek baksana. Hadi yapalım. Billy, bence ilk önce sen başla. Evet. Yapacağım. Leo, emin misin? İlk başta korkmuştum. Ama siz beni desteklediniz. Ve artık korkmuyorum. Siz benim yanımdayken ben her şeyi yapabilirim. Yapabilirsin Leo. Hadi Leo. Bravo.
bir balina köpek balığı Kayu. Burada yazdığına göre okyanuslardaki en büyük balık oymuş. Bayan Martin'e göre o mavi balina. Doğru. Mavi balina dünyadaki en büyük hayvan. Ama bir balık değil. Değil mi? Ama o da suda yaşıyor. Peki ne o? O bir memeli. Memelilerin hem suda hem karada yaşayanları vardır. Hava almadan yaşayamazlar. Ama balıklar sadece suda yaşarlar. Havaya ihtiyaç duymazlar. Suda solungaçlarla nefes alırlar. Peki başka ne memeli? Çok fazla var. Mesela Gilbert, sen, yunuslar. Yunusları çok seviyorum. Benim bu dünyadaki en sevdiğim hayvan onlar. Çok iyi değil mi Kayu? Hı hı. Sürpriz için hazır mısın? Ha? Peki bu benim sürprizim değil miydi? Ha, başka ne var? Kesinlikle öyle. Hadi koş. Evet Kayu, işte esas sürprizin. Hadi, onlarla yüzmek istemiyor musun? Nasıl? Onlarla yüzebilir miyim yani? Tabii ki Kayu. Ne bekliyorsun o zaman? Hadi hazırlan. Kayu, Skipper'la tanış. Ben Kayu. Hey Kayu, hadi biraz da top oynayalım. Hadi bunu da deneyelim mi? Kafanın üstünde tut. Peki. İnanılmaz. Saat geç oluyor. Yunus'un acaba biz gitmeden bir şey yemek ister mi? Tabii. Karnın aç mı Skipper? Hadi bakalım. Veda etme zamanı geldi çocuklar. Teşekkürler. Hadi çocuklar, sürpriz sınav için hazır mısınız bakalım? Evet, sayıları öğrenmek için ne kadar çok çalıştınız. Bu, sadece ne kadar öğrenmişsiniz görmek için. Böylece pekiştirmemiz gereken konuları anlayacağız. Meraklanmanıza gerek yok. Evet, ben soruları okuyacağım.
Siz de cevapları sınav kağıdınıza yazacaksınız. Şimdi sınav kağıdını çevirebilirsiniz. Birinci soru. Aşağıda kaç tane elma görüyorsunuz? Bir, iki, üç, dört. Devam. Ha? İki tane daha eklersem kaç elmamız olur toplam? Eğer zorlanıyorsanız ekstra elmaları çizin. Kopya çekiyorlar. 4, 5, 6. Üçüncü soru. Elmaların 5 tanesini alırsam kaç tane kalır? Şimdi sırada geometrik şekiller var. Evet, bir karenin kaç tane kenarı vardır? Oh hayır, şekiller. Psst. Devam. Şimdi bir üçgen çizin. Kayu, Leo'nun kağıdına mı bakıyordun? Hayır Bayan Martin, ben gerçekten... Dersten sonra konuşacağız Kayu. Aferin size sınıf. Şimdi teneffüse çıkabilirsiniz. Lütfen çıkarken sınav kağıtlarınızı bana bırakın. Oh, sen hariç Kayu. Otur bakalım lütfen. Evet Kayu. Sınavı niçin geçemediğini anlıyor musun? Çünkü kopya çektin Kayu. Ve bunun yanlış olduğunu bile bile. Ben kopya çekmedim. O zaman Leo'nun kağıdına neden bakıyordun? Öyle istemedim. Ben... Şimdi Kayu. Hata yaptığını kabul etmenin sakıncası yok. Herkes hata yapabilir. Önemli olan hatanı anlayıp sonradan tekrarlamamak. Ben şekillerde iyi değilim ve yanlış cevap veririm diye korktum. Ve kopya çektim. Çok üzgünüm. Doğruyu söylediğin için teşekkürler Kayu. Bir daha kopya çekmek yok ve sakın yardım istemekten hiç çekinme. Şekillerde zorlanıyorsan seninle derste ayrıca ilgileneceğim, tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Çok sevinirim. Teşekkürler. Güzel. Hala teneffüs vaktin var. Hadi git sen de biraz oyna. Oh ve Kayu. Bir ara sınavın üzerinden geçeriz beraber. Kopya çekmeden. Tamam Bayan Martin. Baksana şunlara.
Süper. Gel buna bak Kayu. Bu pencere ne için bu kadar ince baba? Ok atmak için kullanırlardı. Dışarıya ok atmak için yeteri kadar yer var ama dışarıdan birinin içeriye ok atması oldukça zor oluyor. Okçuların korunması için yani. Oo! Vay! Kayu, ne yapıyorsun? Kralımız için sihirli projeler üzerinde çalışıyorum. Ne gibi projeler mesela? Mesela, kralımız krallıktaki herkese yetecek kadar yemek olsun istiyor. Bak, şimdi... Wow Kayu! Bu gerçekten... Oh hayır! Çabuk buradan! Ups! Bu büyünün üzerinde biraz daha çalışmam lazım. Saldırıya uğruyoruz. Sıkı dur Leo. Hey, başardık. Neler oluyor burada? Kayu! Kayu! Hadi! Pardon baba. Hayallere kapılıp gitmiştin. Evet, bir büyücüydüm ve büyü yapıyordum. Ve bir dev vardı ve sihirli spagetti koskocaman olup Leo'yu yutmaya başladı. Onu eve götürmeden Gerald'in yemeğini ve oyuncaklarını çantama koymalıyım. Oo, ve topu. Bay bay anne. Bay bay Kayu. Gerald'a selam söyle. Günaydın Gerald. Bugün eve gidiyoruz, heyecanlı mısın? Yatağımın yanında sana özel bir yer yaptım. Çok seveceksin ve hafta sonu oynayacağız ve de... Gerald? Hala uyuyor musun sen? Okul saati geldi. Gerald? Hadi dışarı çıkma vakti. Oh hayır! Gerald
gitmiş. Gerald? Gerald! Gerald, hadi ama. Günaydın sınıf. Hadi bakalım yerlerimize. Oh, Kayu, ne yapıyorsun sen orada? Gerald gitmiş. Hadi şimdi sen yerine geç Kayu. Anlatacağım size. Evet çocuklar. Fark etmiş olduğunuz gibi Gerald artık burada değil. Peki nerede? Gerald çok mutlu bir hamsterdi. Ama artık çok yaşlanmıştı. Ve maalesef dün gece derin bir uykudayken öldü. Öldü mü? Evet. Onun çok uzun ve iyi bir hayatı oldu ve sizleri çok seviyordu. Ama onu eve götürme sırası bana gelmişti. Meraklanma Kayu. Onu geri geldiğinde eve götürebilirsin. Leo, üzgünüm ama Gerald bize geri gelmeyecek. Biri öldüğünde geri gelemez. Maalesef Gerald'i bir daha göremeyeceğiz. Gerald için üzgünüm Kayu. Çok iyi ve mutlu bir hayatı oldu. Biliyorum ama onu ben çok özleyeceğim. Aç değil misin Kayu? Peki o zaman dondurma. Yok, sağ olun. İzninizle ben kalkabilir miyim? Ah, tabii ki. Yanına gelebilir miyim? Gerald'a çok üzüldüm Kayu. Biliyorum, çok yakındınız. Başka ne biliyorum biliyor musun? Sen onun arkadaşıydın. Onu çok mutlu ediyordun. Ve ikiniz de bunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Ama bir daha onu görüp onunla oynayamayacağım ve... Biliyorum. Ama her zaman hatırlayacaksın onu. Ve böyle güzel hatıralar. Aa, hiç unutulmazlar. Bence Gilbert seninle oynamak istediğini söylüyor. Sağ ol Gilbert. Bugün çocuklar ne istiyorsanız onu çizebilirsiniz. Ama sizi çok çok mutlu eden bir şey olması lazım. Ben Gerald'ı çizdim. O benim arkadaşımdı. O artık burada değil. Onu bir daha göremeyeceğiz. Bu üzücü. Onunla olan bir hatıramızı çizdim. Babam hatıralar kalıcıdır der. Şimdi bu resme her zaman bakabilirim. Ve Gerald'ı hatırlayıp mutlu olabilirim. Güle güle Gerald. Bir, iki, üç kutu kurabiye. Tamam. Daha değil Kayu. Bay Hinkle sana 5 kutu için tam $5 ödedi. Ama sen ona 3 kutu verdin. Evet, bizim hatamız Kayu. Oh, pardon. 3 tane vermiştik. Bu da 4 ve 5.
Çok teşekkür ederim Caillou ve Clementine. Sağ olun Bay Hinkle. İyi günler. Vay, daha şimdiden 10 kutu kurabiyeyi satmayı başardık bile. Acaba 20 tane satabilir miyiz? Ya da 30. Ya da 50. Ya da 100. Ne oluyor anne? Niye herkes bağırıyor? Sakin olun çocuklar. Korkacak hiçbir şey yok. Protesto için yürüyorlar. Protesto? Niye? Doğru gitmeyen koşulların değişebilmesi için insanlar toplanırlar. Pankart ve söylemlerle bizi yönetenlere seslerini duyururlar. Niye bu kadar çok bağırıyorlar? Evet, niye üzülmüşler ki? Herkesin dikkatini çekmek istiyorlar. Bu protestonun amacı ırkçılığa karşı koymak. Irkçılık ne? Aa, annem demişti, ırkçılık insanların ten renginden dolayı birbirine kötü davranmasıdır. Değil mi anne? Aynen öyle Clementine. Bakın bir zamanlar ikinizin beraber oynamasına bile izin yoktu. Sadece tenleriniz farklı renk olduğu için. Hakikaten. Evet, ben ve Clementine gibi koyu tenli insanların açık tenli insanlarla aynı yerde olmaları yasaktı. Sen ve biz gibi. Mesela ikiniz beraber yüzemezdiniz. Aynı otobüse binemezdiniz. Aynı restoranda yemek yiyemezdiniz. Ama bu hiç adil değil. İnsanlar da öyle düşündü Caillou. Toplanıp birlik oldular, aynı bu şekilde. Ve bir şeyler değişti ve iyileşti. Artık sen ve Clementine beraber oynayıp aynı şeyleri yapabiliyorsunuz. Oo! Yani protesto iyi bir şey. Evet Clementine. Hala bazıları bizim gibi koyu tenli insanlara kötü davranıyor. O yüzden bu insanlar bir araya gelmişler. Yeter ki insanlar aynı amaç için bir araya gelmeyi başarabilsin, dünyayı değiştirmek mümkün olabiliyor. Aa! Bedava su! Affedersin. Önemli değil. Selam Caillou. Selam Clementine. Selam Jeffrey. Bu kadar şişe suyla ne yapıyorsun? Ailemle birlikte yürüyüşteki insanlara su dağıtıyoruz. Ne kadar güzel. Hey çocuklar, kurabiye işimize dönelim mi? Aa, bazı protestocular acıkmış gibi görünüyor. Onlara kurabiye dağıtsak mı? Oo, evet, lütfen. Bence bu muhteşem bir fikir. Artık bunları dağıtabiliriz. Su, su, bedava su. Kurabiye, kurabiye, bedava kurabiye. Kaptan Rosie, uçuş yüksekliğimizi arttırıp yıldızlara ulaşalım mı? Daha da yükselelim mi? Kaptan Rosie, sesim iyi mi? Hadi Rosie, hani benimle uçup co-pilotum olacaktın? Korktum. Uçmaya? Oo, merak etme Rosie, düşündüğün gibi değil.
Bayan Rosie, sizin için hazırız. Göreceksin Rosie, bir şey yok. Ben de geliyorum. Olur mu? Bence bu çok iyi bir fikir. Buraya lütfen Bayan Rosie. Doktor Joseph birazdan gelecek. Dişçiye gittiğimde ben de çok korkmuştum. Taktığım maskeden bile korkuyordum. Ama birçok insan maske takıyorlar. Bak böyle. Kovboylar, itfaiyeciler ve dişçiler maske takarlar. Rosie de istiyor. Hemen geliyor Kaptan Rosie. Pilotlar da co-pilotlarıyla konuşabilmek için maske takarlar. Sesim geliyor mu Kaptan Rosie? Yeee! Ya, maskeler çok işe yararlar. Ama... Hayalet! Oh, pardon Rosie. Dalga geçmek istemedim. Korkunç görünebilir ama o bir laboratuvar önlüğü. Hayalet değil. Bu dişçinin üniforması. Gördüğüm kadarıyla dişleriniz gayet iyi, Bayan Rosie. Ve bence siz... İyi misin Caillou? Hayır, komik. Korkunç değil bak. Ama dişçiye gelmenin en güzel tarafı ne biliyor musun? Ne? Dişçiler yaptıkları sihirle dişlerini parlatırlar. Parlak. Yıldızlar gibi. Hey, merhaba Rosie. Ona Kaptan Rosie derseniz daha kolay olabilir. İyi tavsiye. Peki Kaptan Rosie, kalkışa hazır mısın? Parlak! Heh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